Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu 10. sınıf matematik kazanım kavrama testi 17 polinomlar 3 konusunun 12. sorusu olacak. Arkadaşlar aslında ben bu testi daha önce çözdüm ancak 12. soruyu çözerken 11. sınıf müfredatı ile çözdüm. 10. sınıf müfredatı ile nasıl çözülür onu göstereceğim. 11. sınıfta paraboller konusunu öğrendiğinizde o çözüm çok daha kolay ancak 10. sınıf bilgileriyle nasıl çözeriz onu göstereceğim şimdi sizlere 10. sınıf arkadaşlarım merak ettiği için. Diğer videomda da gösterdiğim üzere arkadaşlar 4 ifade çarpılıyor. Burada dikkat edeceğim husus benim şu. Şimdi şu 2 ifade ile 4 tane ifade var. Şu 2 ifadeyi kendi aralarında çarpacağım. Neden olduğunu da gösterelim. Çarptığımda ne görüyorum? A kare artı 8A artı 5A artı 40. Diğer şu ikisini çarpınca da a kare artı 7 tane a artı 6 tane a artı 42. Bak ne görüyorum? Şunları topladığımda a kare artı 13 tane a artı 40 çarpı a kare yine artı 13 a artı 42. Aslında sevgili arkadaşlar benim burada fark etmem gereken şu. Bu ifade ile bu ifade arasında sadece 2 fark var. Neden? Bakın aynı ifadeyi görüyorum. Aynı ifadeyi görüyorum. A kare artı 13A, A kare artı 13A. 40 eklemişim, 42 eklemişim. Yani ben bu arkadaşa bir x desem, bir x sayısı olsa, bu arkadaş da x artı 2 olur değil mi? Bu açık ve seçik ortada. Bu kaç ise bu bunun 2 fazlası olur. Heh, şimdi soruyu çözeceğim kısım bu arkadaşlar. Dağıttığımda ne görüyorum? X kare artı 2x görüyorum. Peki benden ne isteniyor? Bu çarpımın en küçük değeri isteniyor. Ben bunu nasıl analiz edebilirim? Düşünelim, taşınalım. Sevgili arkadaşlar ben bunu tam kare halinde yazmaya kalksam. Ben bu ifadeye 1 ekleyip 1 çıkarsam. Ne yaptım? Bence hiçbir şey yapmadım. Bir ekleyip bir çıkarmam demek bu ifadeyi hiçbir sıkıntıya sokmaz. Ha bunu söylemişim ha bunu. Niçin bunu söyledim? Şu ifadeye bakar mısın şimdi? Şu arkadaş tam kare. Yani x artı 1'in karesi arkadaşlar. Eksi 1 olur. Şimdi analizimi şahane bir şekilde yapabilirim. Eğri otururum doğru konuşurum. Koltuğuma yaslanırım. Arkadaşlar en küçük değer şu ifade x'e bağlı en küçük kaç olabilir bu? Dikkat edersen bir sayının karesi alabileceği en küçük değer 0'dır arkadaşlar. İçerisi ne olursa olsun karesi olduğu için hep pozitif beklerim ama en küçük de 0 olur. Burası minimum 0 olursa 0-1 de arkadaşlar en küçük -1 olur. İşte sevgili arkadaşlar bu sorunun cevabı bundan dolayı -1'dir. Tamam ama 11. sınıf müfredatıyla da nasıl çözdük orijinal videomuzda da görebilirsiniz. Hemen hatırlatmalarımı yapayım arkadaşlar. 10. sınıfla ilgili kazanım kavramı testlerinin tamamı, ondan sonra çalışma defterinin tamamı, tekrar testlerinin tamamlarını yine MEB Mobil OGM materyal soru bankalarının tamamını arkadaşlar oynatma listesi olarak kanalımda bulabilirsiniz. Eğer izin verirse video şuraya da linklerini koyarım. Oradan da bunlara bakabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar umarım bu açıklamam işinize yaramıştır. Dinlediğiniz seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.